Sen düşürdün beni değil mi? O faydı var ya. Onları ilk kez böyle görüyorum. Genelde hep sessizce yemek yerler. Anlaşılan bizim motivasyon ve takım çalışması etkinlikleri işe yaramış. Bak, kahkaha etkinliği de bonus geldi. Buyurun efendim, masanız hazır. Diğer personel nerede? Onların yemekhanesi ayrı. Allah Allah. İyi o zaman ben de orada yerim. Ama efendim nasıl olur? Orada rahat edemezsiniz ki. Neden? Rahatsız bir ortam mı? Hayır yani de. O zaman buyurun lütfen. Buyurun Şevkat Bey. Abi ne yaptın ya? Tut bir de elimden karşıdan karşıya geçir bari. Şey miyiz biz, yaşlı mıyız ya, yer veriyorum bana. Devam et. Aslında öyle demek istememiştim ama. Hadi hadi tamam bak devam et. Biz ötüyoruz. Evet usta. Neyimiz var yemekte? Çorba, pilav, etli nohut var. Başka? Başka bir şey yok Şevkat Bey. Burada bak bir sürü göz var da niye 3 çeşit yemek var? Maalesef Şevkat Bey. Etlerde numunelik konmuş herhalde. Yani nohutların arasında etlere rastlayan olmamış. Timur Bey tasarruf tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamalara gitmişti. İyi de ben az önceki yemekhanede baktım garsonlar böyle çeşit çeşit yemek taşıyordu. Yani orası müdürler ve kıdemli personel için mi? Yani orası müdürler kıdemli ben anladım. Sen hiç yoruma boş ver. Evet arkadaşlar bırakın yemekleri gidiyoruz hadi. Ya bırakın hadi kalkın yemeğe gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Ama Şevkat Bey. Aması yok, kusura bakma. Usta sen de takımı topla gel. Bırakın arkadaşlar, yukarı gidiyoruz hadi. Gel. Gelin arkadaşlar. Buyurun. Geçin, boş olan yerlere otur. Hadi. Geç, orada bir yer var bak, geç. Geçin abi. Geç abi, geç. Şevkat Bey, ne yapıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu yaptığınız şirket yapılanmasına ve alınan kararlara aykırıdır. Siz yönetim kurulu onayı olmadan böyle bir şey yapamazsınız. Yaptım bile. İtiraz mı var? Evet var. Bilip bilmeden hareket edemezsiniz. Tüm bu kararlar tasarruf tedbirleridir. Ulan tasarruf deyip duruyorsun da tasarrufu sadece işçi sınıfına mı uyguluyor? Ha? Bunlar bu şirketin elemanı değil mi? Yok motivasyon bilmem nesi, cart cürt demeye, çuvalla para harcıyor. Ondan sonra birlikte yemek yemeye gelecek, yok. Ben bu durumu Kamil Bey'le görüşeceğim. Görüş bakalım. Görüş. Arkadaşlar lütfen. Hadi siz de servise lütfen başlayın. Sorun bakalım kim ne yiyorsa. Geç. Çabuk. Sen ayakta mı kaldın abi? Geç bak. Şuraya geç. Ablacığım. Hanımefendinin servisini bir değiştirelim. Temiz servis açalım oraya. Heh usta. Efendim? Şimdi burada et sote var ya. Evet. Aşağıdan nohutla pilavı getir. Evet. Şu et sote ile beraber karıştıralım bir harman edelim. Tamam. Servis yapalım. Emredersiniz. Estağfurullah. Ne oldu lan? Patrondan desteği alamadın mı? Erdem Bey. Buyurun Şevkat Bey. Arkadaşlar siz de dinleyin. Bundan sonra ayrı gayrı yok. Artık yemekler birlikte yenecek. Şirketin maddi durumuna göre yeri gelir tablodo çıkar, yeri gelir lüks restoran yemeğe çıkar, yeri gelir kebap çıkar. Orasını bilmem. Ama bildiğim tek bir şey var. Bu şirkette müdür ne yiyorsa işçi de aynısını yiyecek. Abi dur. Abi dur. Oğlum şuraya bize iki tane sandalye getirir. Abi yapalım. Şöyle geçelim biz dolması. Abi dur. Sen rahatsız olma. Şöyle hafif yana kay. Ben şuraya oturayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.